misiniz? İlahi için. Şimdi ilahi için iki kardeşimi konuk alacağım birazdan. Can ve Muhammed. Yanlış söylemediysem, inşallah yanlış söylememişimdir. Onları konuk alacağım. Bize güzel sesleriyle, güzel yürekleriyle, Kerbela ile ilgili ilahiler dinleyeceğiz. Sonrasında ben Kerbela ile ilgili birkaç kısa anekdot anlatacağım. Sonrasında inşallah Ömer abim var. Çelikay tanıyorsunuzdur hepiniz. Grup Hayber'den. İnşallah onu alacağım. İnşallah o da güzel sesiyle bir iki kuble bize bir şeyler okursa programı inşallah öyle kapatacağız. Aleykümselam Mustafa abi, hoş geldin. Şöyle sorayım önce arkadaşlar. Görüntü ve ses iyi mi? Öncelikle size bunu sorayım. Sonra inşallah Can'ı yayına alacağım. Ekran neden bulanık bilmiyorum. İnternetten kaynaklı olabilir arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki birilerini aldığımız zaman otomatikman bulanıklaşıyor. Önemli olan zaten görüntü değil, önemli olan sestir. Biliyorsunuz ki birazdan güzel kardeşlerimizi inşallah güzel sesleriyle inşallah bize güzel bir Kerbela anlatacaklar. Arkadaşlar sıcaklıktan olabilir, bulanıklık, telefon ısınmış olabilir, internetten kaynaklanıyor olabilir. Aksilik oluyorsa ben sizlerden özür dilerim. Ses iyiyse eğer ötesine gerek yok arkadaşlar. Görüntü şu an bizim için çok da önemli değil. Önemli olan kalplere dokunabilmemiz konuşmalarla. O zaman müsaitlerse eğer sorayım. Can, müsait misiniz? Müsaitlerse eğer iki güzel sesli kardeşimi yayına alacağım. İnşallah arkadaşlar tekrar diyorum Büyük Çamlıca Camisi'ne giderseniz Ahmet Hocam orada. Onu arkasında namaz kılarsanız güzel olur inşallah. Ben şu an herkese, şu an yayında olan herkese teker teker teşekkür ederim. Gecenin bu saati bizi kırmadınız, yanımızda oldunuz. Tekrar soruyorum, Can müsait misin? Muzaffer hocamızla görüştüm. Muzaffer hocamızla bugün tam oturtamadık. İnşallah başka bir yayında Muzaffer Hoca ile birlikte olacağız. Evet, sanırım müsait. Doğru. Ben Can'ı da alıyorum yayına. Evet, hoş geldiniz Can. Abi Hoş sen buldum. Ahmet değil mi? Yanlış söylemedim az önce. Evet üstadım, hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Abi sizler değilsiniz. Allah razı olsun. Rabbim razı olsun inşallah sizden. Ben de Rabbim razı olsun. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Bugün özel bir gün biliyorsunuz zaten. Can benim Ankara'da sürekli yanımda duran bir kardeşimdir. Çok güzel sesi var. Arkadaşlar sizlere de bugün o kardeşimizi dinletmek istedim. Muhammed abi de sağ olsun yanında bize güzel bir sürpriz oldu. Ben de bekledim. Sonradan bana sürpriz oldu. Dedim seve seve dedim. Şeref duyarız dedim. İlahi. Sağ İnsan bizim başımızın tacıdır zaten. Çünkü sözler Hazreti Peygamber'i öven, Allah'ı öven, İslam'ı öven sözler olduğu zaman bizim buramızda olması lazımdır. Başımızın tacıdır. Kerbela ile ilgili sanırım ilahiler hazırladınız. Yanlış bilmiyorsam. O Evet zaman hocam. sözü siz iki güzel sese bırakıyorum. Feryadı koptu kervana, garip kalmış can sen.
Cansız beden gidin almış var. Sürüklenip güne yorular. Allah tan korkmazsa nimden kalip kalmış can Hüseyin. Allah tapar azaniler garip kalmış can Hüseyin. Zeynep'i gönlüne batar, üç kıraş kıranlar, başına topraklar döker, garip kalmış can Hüseyin. Başına topraklar döker, garip kalmış can Hüseyin. Cansız beden inanmış var, sürükleyip gülü yorular. Allah'tan korkmaz zalimler, garip kalmış can Hüseyin. Allah'tan korkmaz zalimler, garip kalmış can Hüseyin. Can Hüseyin, canlar feda Hüseyin. Ara ara böyle şey yapalım, paslaşalım o zaman daha güzel olur. Biliyorsunuz arkadaşlar bugün 10 Muharrem. Bugün Can Hüseyin, Canan Hüseyin ve Ehli Beytinin İslam'ın kara lekesi olarak olan Kerbela'nın yaşandığı gün. Can Hüseyin ve Ehli Beyt'in evlatlarının bugün maalesef ki o güzel güllerin kana bulandığı gün. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Keşke Kerbela hiç yaşanmasaydı. Gönül bir zaman Kerbelalar yaşansın istemez. Allah bu saatten sonra da bir Kerbela yaşatmasın diye dua etmek lazım. Çünkü dünyanın şu an gidişatı hoş değil. Hepimiz buna şahidiz. Yani tekrar bir Kerbelalar yaşanmasın. Tekrar Kerbelalar olmasın diye bütün Müslümanların akıllıca hareket etmesi lazım. Biz elimizden gelen buysa bunu yapmak zorundayız. Bununla mükellefiz. Çünkü derler ya hani Firavunlara karşı bir Musa gerekli diye. Böyle bir söz vardır hepiniz bilirsiniz. İçimizden bir Musa'nın çıkması lazım. Haşa peygamber olarak değil. Birisinin karşı durması lazım. Eğer ki söz buysa bizim de ona göre hareket etmemiz lazım. Elimizden ne geliyorsa hani şey gibi düşünün. Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca gibi düşünün. Hani diyor ya elimden belki bir şey gelmez ama tarafım belli. Onun gibi olması lazım. Öyle hareket etmemiz lazım ki yeni Kerbelalar yaşanmasın. Biz ne gerekiyorsa o şekilde hareket etmek zorundayız. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiysek ona layık şekilde, ona layık bir biçimde ümmetlik yapmak zorundayız. Benim söyleyebileceklerim, şahsi kanaatim bu yöndedir. Şimdi Kerbela'yı anlatmaya kalksak günler yetmez Kerbela'ya. Zaten Kerbela'yı hocamızdan hepiniz dinlemişsinizdir. Babamdan hakeza dinlemişsinizdir. Onun için ayrı ayrı Kerbela'yı anlatmaya gerek yok. Kerbela zaten her an yaşanabilecek derecededir. Ama önemli olan arkadaşlar bir Kerbela'nın
yaşanmasına engel olmakta. Allah kurban olduğum Allah, hiçbir zaman Kerbelalar yaşatmasın. Bizim en büyük duamız bu olması lazım. Allah hiçbir zaman Kerbelalar yaşatmasın diyorum ve sözü tekrar iki güzel sese bırakıyorum. Bugün rehberin matemi, bugün günlerden aşura. Yalnız Kerbela'da değil, bizim için her yer Kerbela. Bugün rehberin matemi, bugün günlerden aşura. Yalnız Kerbela'da değil, bizim için her yer Kerbela. Vuruldu Hüseyin şehit, Kerbela buna da şahit. Almış eline alınca gel savuruyor Hüseyin. Vuruldu Hüseyin şehit, Kerbela buna da şahit. Almış eline kılıcı, gel savuruyor Hüseyin. Bugün gönderin matemi, bugün günlerden aşura. Yalnız Kerbela'da değil, bizim için her yer Kerbela. Bugün gönderin matemi, bugün günlerden aşura. Yalnız Kerbela'da değil, bizim için her yer Kerbela. Bir figan etti, gözyaşlarıyla doldu. Rehberin mateminde büyük bir figan koptu. Zeynep bir figan etti, gözyaşlarıyla doldu. Rehberin mateminde büyük bir figan koptu. Bugün ölenlerin matemi, bugün günlerden aşura. Yalnız Kerbela'da değil, bizim için her yer Kerbela. Bugün ölenlerin matemi, bugün günlerden aşura. Yalnız Kerbela'da değil, bizim için her yer Kerbela. Tekrar ağzınıza, yüreğinize sağlık. Birazcık daha bir şey anlatayım. Sonra tekrar son kez size dönüş yapacağım. Bir ilahi daha rica edeceğim sizden ondan sonra. İlahi de dediği gibi diyor ya, hani Zeynep bir figan etti diye. Orada aslında Hazreti Zeynep'in, oradaki Hazreti Zeynep, Hazreti Hüseyin'in kardeşi olan Hazreti Zeynep'tir. Anlatırlarken derler ki her kadının hayatını okuması gereken bir Zeynep. Öyle derler. Böyle dağlar gibi olan bir kadınmış. Hani deriz ya, kimseye eyvallahı yok diye. Tam olarak öyle bir kadın. Hayal edin. Hazreti Hüseyin şehit olduktan sonra Mübarek başı Hazreti Hüseyin'in Yezid'in önüne geldiği zaman Hazreti Zeynep ayağa kalkar. Sevdiğim, saygı duyduğum bir insan olan, benim büyüğüm olan bir insan der ki, aynı Toros dağları gibi ayağa kalkar der. Dik böyle, başı dimdik. Hiç başını önüne eğmeyen bir insan düşünün. Niye? Hazreti Peygamber'in torunu, Hazreti Ali'nin kızı. Böyle bir evlat hiç başını önüne eğer mi? Elbette eğmez. Hazreti Zeynep ayağa kalkar Yezid'in önünde. Der ki, sizler ne yaptınız? Peygamber çocuklarının, peygamber torunlarının, peygamber çiçeklerinin başını kopardınız. Baksanıza der, kimleri kana buladınız? Allah Resulü der aleyhissalatu vesselam, Allah Resulü mahşerde size tek bir soru soracak.
diyecek ki siz bana böyle mi karşılık verecektiniz? Doğru. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mahşere kalktığı zaman bu soruyu soracak. Siz diyecek bana böyle mi karşılık verecektiniz? Biz o günde bu soruyu sorduğunda da Allah'ın peygamberi tarafımız elbette Hüseyin'in tarafıdır. Tarafımız elbette ki Hazreti Hasan'ın tarafıdır. Bunu hep söylüyorum. Ya Rabbi bunu şehadet olarak kabul et. Burada bulunan, şu anda bizi izleyen herkesin adına ben bunu söylüyorum. Ya Rabbi bunu şehadet kabul et. Biz ilelebet Hazreti Hasan'ın, ilelebet Hazreti Hüseyin'in, ilelebet sultanların sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin yolunda sancağının altında ilerleyeceğiz inşallah. Bunu Ya Rabbi şehadet olarak kabul et. Tekrar böyle söyleyip sözü tekrar iki güzel insana bırakıyorum. İmam Hüseyin'i vurdular, kolun kanadın kırdılar. İmam Hüseyin'i vurdular, kolun kanadın kırdılar. Al kanlara boyadılar Kerbela'da, Kerbela'da. Al kanlara boyadılar Kerbela'da, Kerbela'da. Hüseyin susamıştı, bir yudum su aramıştı. İmam Hüseyin susamıştı, bir yudum su aramıştı. Ana yüreği yanmıştı Kerbela'da, Kerbela'da. Ana yüreği yanmıştı Kerbela'da, Kerbela'da. Kerbela'nın dağı başım, yerde yoktur Hüseyin başım. Kerbela'nın dağı başım, yerde yoktur Hüseyin başım. Fatıma'nın gözün yaşı Kerbela'da, Kerbela'da. Fatıma'nın gözün yaşı Kerbela'da, Kerbela'da. Tekrar ağzınıza, yüreğinize sağlık. Biz çok mutlu olduk sizleri ağırlamaktan. İnşallah sizler de memnun kalmışsınızdır bizlere katılmaktan diye söyleyeyim Can ve Muhammed Bey. İnşallah sizler de memnun kalmışsınızdır. Bu güzel programda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Güzel seslerinizle gönüllerimizi hoş ettiniz. Size aşağıda bulunan herkes adına ben teşekkür ediyorum. Çünkü şimdi... Aşağıdan herkes bu sefer yazmaya başlarsa yayını kapatamayız. Biz de çok teşekkür ediyoruz abi sana. Çok memnun olduk, çok mutlu olduk bizi yayında misafir ettiğin için. Estağfurullah kardeşim. Biz de aynı ağırlamaktan. İnşallah daha nice nice yayınlarda birlikte oluruz diye inşallah söylüyorum. Muhammed abi, sen de eklemek istediğin bir şey varsa.
Çok sağ olun Osman Hocam. Allah razı olsun. Çok güzel bir muhabbete, günün anlam ve muhabbeti gereğince güzel bir şey vesile oldunuz. Bu muhabbete biz de layık gördüğünüz için Allah razı olsun sizlerden. Rabbim dualarımızı, sohbetlerimizi, zikrimizi her daim huzurunda kabul eylesin. Dualarınıza muhtacız. Rabbim her daim bizi en güzel şekilde iyilerle, güzel insanlarla, hayırlı insanlarla beraber cem eylesin, birlikte eylesin. İnşallah. Dualar müşterek olmak zorunda çünkü Amin. Müslümanın duanın daha ötesi yoktur. Bizler tabii ki de size dua edeceğiz ama sizler tabii ki de bize dua edeceksiniz. Bu işler Allah karşılıklı. razı olsun. Böyle karşılıklı. İnşallah Eyvallah. çok teşekkür ederim sizlere. Çok sağ olun. Başka bir yayında da tekrar birlikte oluruz. Seve seve sizleri ağırlamak isterim. Şimdi sizlere uğurlarken birazdan Ömer abime alacağım. Tekrar teşekkür ediyorum sizlere bu arada. Kendinize iyi bakın. Yüce Rabbime Allah'a emanet. emanet olun. Allah'a çok sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim.